Merhabalar arkadaşlar, Effective Gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Empire Total War oynayacağız. Uzun zaman sonra yeni bir seri geliyor. Karşınızda uzun soluklu bir şey yapmayı düşünüyorum. Seri yapmayı düşünüyorum. Böyle idealdir. Start game yapalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bayağıdır oldu görüşmeyeli. Bir videosunda da bahsettim. İnşallah geri böyle bir şey olmaz. Dönüş. Çünkü televizyondan oynuyorum. Ben televizyon oynuyorum. Your first priority should be to protect the o ses size yansır bir saniye. Az bir kısmam gerekecek. O size size yansır abi. Şöyle bir tutalım. Ben şuradan hemen telefonumdan sadece tutayım. Ve bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Hemen bir saniyenizi rica edeceğim. 25 dakika olsun videomuzun süresi. Evet. Şimdi yeni Empire'da ne yapacağız? Gördüğünüz gibi Dark Mode yüklü. Şimdi ilk amacımız ne oldu? Hazırlanın. Şimdi daha önceden Kırım asker gönderip olmayın. Fakat Kırım efendim daha savunma yapmadan işte çıkıyor. Adamları yağmalamaya çıkıyor. Her Empire bölümünde yaptığımız gibi ilk başta trade yapacağız. Yani ne o trade dediğim ticaret. Ticaretimizi yapalım. Sosyal ilişkiler kuralım. Böylelikle de bütün devletler bizi sevsin. Başta İngiltere ile yapacağım anlaşmaları. Genellikle en zengin devletler Hindistan ve İngiltere oluyor. Bu ülkelerle ticaret yaptığınızda geliriniz tek miktarda artıyor. Rusya'nın da sanayisi yüksek. Ama bunu denedim. Hiç yani aslında bak bu çok makul bir teklif ve kabul edeceğim. Neden? Almanya gelişmekte olan bir ülke. Ve gelişmekte olan bir ülkeyle şey yaptığınız zaman zaten gelişene kadar savaş çıkarmıyor. Savaşın içine girmiyor. Ve siz de çağırmıyor zaten savaşa. Bu toprak işleyip duruyor. Dejavu yaşamış gibi oluyorum ama hiç ilgisi yok. Neden öyle bir şey dediğimi de fark et. Fark etmiyorum da değil. Ben de video çekmeyince de böyle saçmalayabiliyorsun. Yani abi ben sana niye böyle bir tek sunayım ki? Benim müttefiye ihtiyacım yok. Ver sadaka yetmek. Louisiana. Ver. Ya böyle küçük devletlerle de anlaşmalar yapın. Zaten gemileriniz bol. Gemi bol bol. Gemi diyorum şey. Ticaret limanlarınız bol olduğu için. Önte çıkmıyor. Yani bu benden teknoloji istiyor. Teknolojiyi sana vermeyeceğim. Artıklara. İran'da gerek yok. Onlardan bir olmaz. Ses seviyem nasıl? Video kalitesi nasıl? Bunları bir yorumda belirtirseniz çok sevineceğim. Çünkü ikisi hakkında hiçbir fikrim yok. Yeni bir programla deniyorum. Yeni bilgisayarla deniyorum. Bunlar hepsi baş faktörler. Değişik faktörler. O yüzden bunları dikkate alırsanız sevinirim. Video kalitesiyle alakalı da bunu söyleyebilirim. Şimdi İkinci güzel olduğumuz nasıl konu. Yardımcı olabilirim? Şimdi şuradan Black Bayonet, Ring Bayonet ve ardından Military Cybers araştırmalarını bitirip direkt olarak su kışlayı, drill school yapıp Beylik Yeniçeri bekçilerine gitmeye çalışacağız. Bu araştırma bizi kuvvetlendiriyor. Çok ciddi bir derecede kuvvetlendiriyor. Şimdi bir süre sonra Yeniçerilerle ilerlediğimiz zaman ön safa ihtiyacımız olacağız. Olacak. Şu köylü birliklerine gerek duymuyorum ben oyunda. Tabi hepsini de yok etmeyin. Serhat kulları kalabilir. Şu İsrail'in istediği birlikler. Onlar dursun. Onlar tüfekçi ve yakın menzilde savaşabilen Osmanlı'nın bir dönem çok kullandı. Serhat kullandı. Onu şey yapmanızı tavsiye etmem. Bir de oyun başında
Kilit noktaları kışlalar inşa edin. Mesela Aişi Moldova. Moldova çok önemli bir kesim. Çünkü ne diyelim, İstanbul'un öncesinde Sofya ve Sofya İstanbul. Kuzeyden gelen birlikleri Moldova'da tutuyorsunuz. Aynı zamanda Kırım'a da yardım göndermek için Moldova'ya biçilmiş bir kaftan. Aynı nokta burada da var. Olası bir Avusturya Savaşı'nda Sofya ve Bosna'nın güvenliğini Sırbistan'dan koruyabiliyorsunuz. İkinci bir önemli nokta Atina. Mora Yarımadası'nda Venedik çok fazla asker toplamaya başlıyor. Bir süre sonra hatta buraya direkt olarak sur bile inşa edilir. Ben bu tercihimi öne çıkaracağım. Bu askeri noktayı güçlendirin. Çünkü burada ileride bu trading port, yani ticaret limanınız geliştirmesini yapmayıp bunu şeye çevireceğim. Askeri limana çevireceğim. Burada olduğu gibi. Ve ayrıca Moray'ı da almış olacağız. O sırada Adriyatik Denizi'nden de belki Venedik'e kadar gidebiliriz. Şimdi Yeniçeri ordumuzu bir basmaya başlayalım. Böyle iki tura hazır olsun. Anadolu'yu refah tutun. Refah seviyesini yüksek tutmaya çalışın. Buraya çünkü şeyi inşa etmeyi düşünüyorum. Okul inşa etmeyi düşünüyorum. Mesela şuradaki araştırma diyorum. İlk başta ilk olarak farm, yani bunlar. Lan neydi abi? Çiftlik ya. Çiftlik. Çiftlik araştırmalarını. Araştırma diyorum. Çiftlikleri kurun. Ayrıca madenleri de kurun arkadaşlar. Çiftliklerin maliyetleri o kadar yüksek değil ama madenlerin gelirleri ilk başta çok yüksek. Ama size getirdiği besinler her tur başına 1000 verecek abi. Biri yani. Mesela bunları yapın. Oyun başında çok ihtiyacınız olacak. Oyun ortasına doğru. Allah'ın istediği olur. Tabii. Yani onda kuşkumuz yok hocam. Ya şu birlik burada sat durur. Hazırlanın. Merkeze Marş. çek. Biraz daha refah seviyesini yükseltmiş olur böylece. Da mesela bu. Arada böyle istediğiniz yerlere yapın. Sıkıntı değil. Ve oyun başında vergileri yükseltin. Ordu kuracaksınız. Ordunun maliyetleri artacak. O yüzden iki taraftan da ordu yüklendirin. İkinci bir merkez, dördüncü merkez noktayı tuttuk. O da Bağdat. Bağdat'ı da merkez noktası. Emirleriniz Bir için tanesi hazırız. Memlekleri Talet şöyle gel. Marş. İleride bize Gürcistan'ın savaş açacağını biliyorsunuz. Artık Empire oynayıp da bunu bilmeyen yoktur. O da ikinci ayrı bir nokta. Evet, turumuzu bitirebiliriz. Ters bir pozisyonda oynuyorum. Mikrofon çok ters. Ekran büyük. Yani böyle bir faktör altında size video çekmeye çalışıyorum. Neden? Benim sorumluluğum altında değildi ama video yetiştiremedim 2 aydır. Hadi bakalım. Manata böyle değişik bir millet, böyle yaptığınız ticaret anlaşmasını bozuyor arada. Neden olduğunu ben de çözemedim. Buraya dediğim gibi okul inşa edeceğim. Buranın refah seviyesini yüksek tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir yerde işten olasılığına kadar çıkıyor. Burada Müslüman şeylere karşı ev vereceği için burayı da Müslüman yaptım. O camiyi şimdiden yükseltiyorum. Normalde yükselttim. En son seviye olarak ekonomimizi yükselttiğimiz zaman camilerimizi teker teker yükselteceğiz. Serhat Kulu çıkarmalı mıyım? Bu güzel soru. Çıkarmalısın. Yeniçerilerin yanında Serhat Kulu ihtiyacımız olacak. Şöyle burayı fulleyelim abi. Bakalım. Arzunuz nedir? Bu 11 İlk başta burayı tam bir Müslüman yapalım, ondan sonra geçelim. Buna 2 tur kaldı. Başka gelirlerimiz güzel seviyede. Nur unuttuk ilk turda. Şuradaki
Gemilerimizi ticaret yapmak bakımından şeye göndereceğiz. Güney Amerika'ya göndereceğiz. Bir Tarık'tan geçip gidebilir. Face'e basarsanız hareketleriniz konur. Bu da ayrı bir şey. Başüstüne efendim. Bu iki şeyi de farklı bir bölgeye gönderelim. Ticaret maksat. Olası bir savaşta ne oluyor? O gemileriniz batıyor. Batmasının bir sakıncası var mı? Size ticaret sağlayacak. Filo hazır. Yani yeni bir filo Yelken çıkarana açın. kadar zaten onlarla bir savaş yapamayız. Fırsatı bakayım. Olsun. Avrupa'da güzel bir savaş çıkacak. Dediğim gibi işte Kırım'ı görüyorsunuz. Bu saçma bir şey. Adam bana orada bak mesela kabul etti. Kabul edeceksen niye bozuyorsun? Bozacaksan niye kabul ediyorsun? Böyle değişik değişik işler işte. Dediğim gibi ses, görüntü şeylerini yorumda belirtsin. Burada bir hoca. Hocayı çalmaya da gönderebiliriz. Şey, araştırma için. Daha araştırma için göndermeyi tercih edeceğim bu bölüm. Aslında diyoruz. Teşekkürler. Avusturya, Polonya arasındaki bak bozulmuş. Burada şeyler kazanmış. He. Unuttuğumuz bir konu daha var ki o da meclis işte. Meclisi unuttuk. Meclisteki görevlileri de unuttuk. Sakızlı Hoca neymiş? Army ve yönetim. Güvenilir bir insanmış. Ben seni başvezir yapar mıyım? Yaparım. Sen adamsın. Mesela burada ticaretten, maliyeden anlayan birisi varsa maliye bakan yapalım. Şu adam maliyeden anlıyor. Bakalım diyor. Bu adam da maliyeden anlıyor. Maliye Bakanı yapalım ya. Yapalım. Yapmasın. Bunlarda bir sorun çıkmıyor şu anlık. Yerine seni yapacağım ya Maliye Bakanı. Sen daha böyle maliyede. Tamam böyle şu anlı Gevan Meclisi. Güzel. Kırında işliyor. Burada da asker çıkartacağız ama daha değil. İlerleyen 2-3 tur sonrasında şunları yapmaya başlayın. Bunlar hem ticaret hem ordunun daha hızlı ulaşması gibi faktörleri yerine getiren yollar. Yolları yapın yani. Zarar gelmez. Faydası dokunur. Yapın abi bunu da. Hepsini yapmış bulunuyoruz. Elimizde bir miktar daha para kaldı. Bu parayı da şuraya harcayabilirim. Gerisini de elimde tutacağım. Ankara'da yani bir yerde isyan tehlikesi görmüştük az önce. Tamam güzelmiş. Gidelim. Donanmamız. Yarıladı yolu. Tamam. Hedefleri küçültün. Bir tur sonra da diğeri de Afrika'ya doğru yola çıkacaktır. El ayağı atar. Wow. Kırım. Kırım'a Polonya, Litvanya savaş açtı. Arkasında ise Avusturya, Rusya, Almanya, Körland ve Saksonya. Şu faktörler var. Doğuda İran ve Gürcistan tehdidi var. Rusya ile zaten savaştayım. Balkanlarda doğru düzgün askerim yok. Halihazırda ordum da yok. Ben Kırım'a Avusturya ve Prusya karşısında nasıl yardım edeyim? Ben bunu kabul edemem ya. Ama söz. Kırım'ı kurtaracağız abi. Kırım'ı kurtaracağız. Size burada söz veriyorum. Size burada söz veriyorum. Zaten orası Rusya'nın eline geçerse o böyle. Wow.
Venedik'in şeyi hoş olmadı. Erken saldırdılar. Hiçbiri gelmedi. Prusya'yı da şey olmuş oldu. Barbary State'de zaten savaşlar. Ama aman aman. İşte bu hoş olmadı. Bu hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Ama ben yine de burada zaferi alacağımıza inanıyorum ya. Bu hiç hoş olmadı ya. Savaşı erken açtılar. Üstüne üstlük de hazırlanmamıştım bile. Hoş olmadı. Ama bence burada zaferi alacağımıza inanıyorum yani. Alırız alırız ya. Ha, müzikleri kapattım çünkü telif hakkı olacak. Telif hakkı olduğu için de güzel bir ceza yeriz. Gerek yok. Ama bildiğiniz tarihsel uncopyright müzik varsa bana önerin. Ben de onu Empire müziklerinin ve ileride gelecek spoiler vermeyeyim. Bazı serilerin altına döşeyim. Şimdi gençler, onlar saldırıyor. Topları var. Ve o yüzden geriye çekeceğiz. Toplarını, adamların toplarını en şey zarara uğratacak şekilde kullandırmamız gerekiyor. O yüzden sizi içeri koyamıyorum. Buraya koyabilirim. Yolumuz arada kalıyor. Şöyle koyarız. Bunlar ne olacak? Bunlar ne olacak abi? Güzel soru. Başı bozukları şeye doğru göndermek için kullanacağım ben. Topları yemeğe göndereceğim. Şu kılıçlı halkı da şöyle alalım. Aldım aldım. Ha, güzel. Evet, savaş başladı. Şu anda şurada başımız birliğimiz var. Ve hafif hafif görünmeden gelsinler. Zaten onlar saldırıyor. Biz savunma da kalabiliriz. Herkese savunma emri vereyim. Building captured. O şey. Başkumandanın girdiğini söylüyor. Kumandanı kaybetmezsek güzel olabilir. Bir durun. Görünmeyin orada. Burada görünmezseniz zaferi getirirsiniz. O kadar değil. Göründük mü be? Göründük gençler. Göründük, göründük. Aman diyeyim. Evet. Ha, koşun. Göründük zaten. Göründüğümüz için yaldır yaldır koşabiliriz. Ne oluyor şu anda? Başıbozuklar topları yemeye gidiyor. Güzel. Güzel bir haber bizim için. Serhat kulları ve köylü birimleri şey yapacak. Ateşlere başlayacak. Sırada topçu birimleriyle de başıbozuk birliğimiz. Güzel bir iş çıkardı arkada. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam mı? Oo. Bir saniye. Evet. Şu anda ateşler başladı. Yakın muharebeye girmezsek güzel olabilir. Ama onlar gidecek bize. Düşmanın mızrakçı birliği geldi. Mızraklar. Tamam. Şu anlık bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Ama burada bir savaş çıkarsa kötü olabilir. Generali yemeye çalışsın başıbozukta. Başarabilirse güzel işler çıkartabiliriz. Evet, düşmanın mızrakçı birliği şu anda geri çekiyor. Girerlerse burada giriyorlar. Sizin aslında girmemeniz lazım o savaşa. Arkadaki köylü şey yapıyorum. İlerletiyorum. Başıbozuk, sen ilerle abi. Sen zaten görevin daha iki yerine getirdin. Adamsın. Adamım var ya. Uf.
Çok iyi abi. Burada da şeyi aldık. Tamam. Geriden. Arkada generali yemeye çalışacağız ama pek mümkün olacağını zannetmiyorum. Haydi başı bozukcum. Başı bozukcum. Oh, yakaladı. Yakaladı. Hadi be. Hadi lan. Hadi. Yakaladık. Güzel. Bence alacağını düşünüyorum ben burada. Generali yerse güzel olabilir. Generali orada alırsa hoş şeyler yapabilir. Bunlar hangi birlikler? Milis birliği. Bence bunları iki birimle çok rahat ezebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden şöyle gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Bir defans modu kaldırdım. Sakin. Onlar kaldı. Tutat. O generali ölçün be. Bu oyunda generali öldürmeye kadar ben kaldım işte. Şurada da bir milis birliği gördüm. Arkadaki iki köylü kılıçlı birliğimizi gönderelim. Onlar görevini yapacaktır dediğim anda düşman generali kendisine yakın olan milis birliğine çekiyor başı. Sıkıntı çıkarmayacağım. Tahmin ediyorum. Öpü Kairos kılırdı. Milisleri hedef alıyor. Hadi bir generali düşüremediniz ya. General bölsün ya. Ölmedi mi? Bu generalden bir gecik olmayacak. O yüzden biz milis birliğine girelim. Şu anda şey yapabiliriz. Araya aldık zaten. Araya gömçürdük herifleri. Tamamdır. Dediğim gibi hoş bir galibiyet alıyoruz. Hadi abicim. Sen de onu bitir. Şurada bir hareketlilik var. Bunlar neymiş? Pikeman. Bunlara da gir. Evet. Şu anda general de kaçma isteğine kapıldı. Bu da hadi bakalım. Güzel bir zafer. Bekliyor gibi. Neden şu anda şey dönüyor? Şu anda elimi fareden çektim. Neden oldu? Ağır bir savaş dönüyor. Bir yardım edin. Şurada 3 şey kazandı. 3 renk kazandı. Oo. Bir saniye. Feri Alsar yemiş orada. Savaş bitti diye bıraktım. Hoş olmayan şeyler olmuş. Hadi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Düşman genelde öldü. Siz var ya adamın diplerisiniz. Siz var ya. Ya işte doğru taktiği uygulamanız gerekiyor. Empire'da. Mesela o başı bozuklar şey yedi ve güzel bir galibiyet aldık. Ki düşmanın bütün birliklerinde hezimete uğratmış olduk. Ve Moray'ın matası şu anda açık, apaçık bizi bekliyor. Karabinalar değil de sen oradan direkt bana ring boynuz araştırıyorsun abi. Oraya girebilecek kadar asker var mı? Bence var. Mavilerin savaşı hazırla. Gelirlerse biz bunları alayını dağıtırız. Yerleşim yeri kuşatıldı. O yüzden sıkıntı değil. Orayı sandığımdan daha hızlı alacağız. Evet. Rumeli'de de askerlerimiz var. Yetişiyor. Burada güzel bir ordumuz. Ana ordumuz olacak bu. Tabii ki bizim biraz şeye ihtiyacımız olacak. Sermaye ve ne denir ona? Altyapı. Altyapı denir mi? Denir. Bence denir. Ben iki bir. Şu yaptığım uygulamaları da görürüz. Bir. Bakalım Hindistan'da durumlar ne? Hindistan'da Mughal yani şeyler alıyor. Babür devleti alıyor.
Babür Devleti hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Babürler Türktür arkadaşlar. Hindistan'da olan Türklerdendir. Dediğim gibi şu askeri binayı dikkat etmemiz gerekecek. Kilit noktalarda. Avusturya asker toplamıyor. İspanya topluyor. Evet. Kırımlar kendi savunacak kadar askerleri var. Sinirleriniz. Şurada bir herkes yerine. Savaşa hazırlanın. Şurayı bloke etsin. Orada sıkıntı çıkarmasın bize. Tamamdır yani şu anlık her şey görevim nedir? Kırım'da işliyor abi. Niye onu oradan geçiriyorsun? Bir evet. Saniye. Oğlum getireceğin şey şurası. Geleceksin. Boğaz'dan geçip buraya geleceksin. Yani. Allah'ım. Evet. Diğer gemilerimiz de Afrika'ya doğru yola çıktı. Ve duyduğunuz gibi vaktimiz de doldu. Teşekkürler. Yardım için İngiltere arayız. Artık yeter. Sen Marat'a. Yok, sen bittin. Hani bir daha benden yardım istemenin bir mantığı yok. Yani kıvranma. Alsınlar direkt şimdi. Boş ver. Mesela bunların yaptığı ayıptır. Neyse bir sonraki bölümde ne yapacağımızı görüyorsunuz. Otosave değildi abi. Şöyle efektif game 2016. Evet. Böyle kaydettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Ses ve görüntü konusunda beni uyarırsanız daha kaliteli içerikler size sunabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.